Aziz Dacıhan, Mersin Eski Devlet Başkanlarından. Cihaz Atafa, Selam Gabbır Zul, Fıkıda Kanç Eydi Mahmut Bas, Ali Herazan Kuhu. Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim üç konu hakkında bir düşüncelerim var. Bunu paylaşmak istiyorum. Dünyada güç bana göre üç şeyde. Bir, toplumsal güç, toplum gücü. İki, ekonomik güç. Üç, siyasi güç. Yarınki dönem kurulumuza özellikle hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu gücü biz toplum, kendi toplumumuzun gücünü buraya yansıtmazsak maalesef biz yerimizde saymış olacağız. Bu nasıl olacak? Özet olarak vaktinizi almamak kaydıyla söylemek istiyorum. Burada genel kurulların hemen hemen hepsine katılmış bir insan. 20 tane dernek varken aynı mevcutluk, 54 dernek varken de aynı mevcutluk. 176 tane delegeyle genel kurul yaptık daha önceki. Bu bizim yapımızı, gücümüzü, her şeyimizi görüntülüyor. Ne yazık ki katılım çok az oluyor. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Nasıl bir çare bulmamız lazım? Biz burayı güçlendirmediğimiz müddetçe hiçbir şeye sahip olamayacağız. Bu üç güç buraya yansıması gerekiyor. Tabanımız, maalesef tabanımız çok zayıf. 1000 hane, 1500 hane ikamet eden bir ilde 100 kişiye genel kurul yapıyoruz. Bu acınacak bir durum. Ve tüzüğümüz gereği bu 100 kişinin getirisi buraya yansıması 5 tane delegedir. Çarptığımız zaman 176-276'ya çıkıyor. Bir sefer orada bir güç almamız lazım. Niye 1500 hanelik bir ilde 80 kişiyle genel kurul yapıyoruz? Bunu düşünmemiz lazım. Buna bir çare bulmamız lazım. Taban çalışmasını en iyi şekilde yapmamız lazım. İkinci güç, ekonomik gücü. Biz bu ekonomik gücü de geçen senelere kadar 3 kuruş, 5 kuruş örneklerden tahsil ediyordu, orada kalmışlar. Buranın faal bir şekilde çalışabilmesi için ekonomik güce ihtiyaç var. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa bir çare bulunması gerekiyor. Bunu sağlamak zorundayız buraya. Benim tavsiyem o tabanı çoğaltıp, o delegeleri çoğaltıp, o delegelerin maddi gücünü de buraya yansıtmamız lazım. Üç, siyasi güç. Siyasi gücü daha önceleri parti başkanları şuraya sıralanırken, medyalar köşelerinde devamlı dururken şimdi maalesef çok asgari düzeyde siyasiler katılıyor. Maalesef bunları gözümüzde görüyoruz. Bizi bunun için gücümüzü gösteremediğimiz için yapacağımız, çalışacağımız çalışmalarda bana göre yetersiz kalıyoruz. Şimdi nasıl olacak? Ben buraya Mersin Derneği olarak zaten geliyoruz yarın bir otobüs. En azından bir 50 tane belediyeme gelmem lazım. Ve burayı bırak kapalı spor salonunda 3000 kişiyle yapmamız lazım. O zaman bizim siyasi gücümüz de burada belli olacak. Ekonomik gücümüz de belli olacak. Her şeyimiz de belli olacak. Siyasilere biz hiç yalvarmayalım. Siyasiler bizlere yalvarması lazım. İşte örneğin ablamızı gördük. Başarı kesinlikle güzel bir harekattı 7 Haziran seçimlerindeki yaptıkları. Hiçbir şey yapmasak onu bile tek başımıza bağımsız olarak katılmaktan yarar görüyorum. Şimdi bu gücü buraya sağladığımız zaman ben inanıyorum ki burada görev alan yönetim kadrosu en iyi şekilde çalışacaktır. Çok rahat bir şekilde çalışacaktır.
bunun seceresini biz göreceğiz. Taban görecek. Konular çok fazla. Bu konuları bir bir değerli konuşmacılarımız zaten belirtiyorlar. Benim müzdarip olduğum tek konu bu gücü buraya yansıtacak şekilde bir oluşuma gitmemiz gerekiyor. Ve yarınki genel kurulumuz hayırlara vesile olması için güçlü bir şekilde bitmesi temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.